Karaceki. Hacı. Haydi haydi haydi. Jeka tehdit edemeyeceğim. İnşallah köyün ekonomisine, çiftçilerimizin ekonomisine bir katkıları olur. Yaklaşık bir dekardan 400-450 kilo, 700 kiloya kadar daha verim alınabiliyor. Ve çok sağlıklı gözüküyor, herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor şu anda. Dur, 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 dur. Teşekkürler. Kazanımız 500 kilo gül kapasiteli ve akıllı tarafına. Gördüğünüz gibi bizim arazisinden, gül bahçesinden topladığımız gülleri buraya getirdik. Şöyle gösterelim. Gülleri. Gülleri önce söyleyelim. Mayıs ayında. Mayıs ayında. Bunun Mayıs ayında. Güzel bir kalp özlük. Güzel oldu valla. Bölgedeki bu istihdamı, bu açığı gördüğümüz için buraya gelip bayramlarda, seyranlarda çocukların o gözlerinin içine baktığımızda, o kıyafetlerini, o görüntülerini gördüğümüzde buranın, yörenin çocuğu olarak en azından bir şey yapabilmeliyiz diye düşünmüştüm. Bölgeyi, yöreyi diyorum ya, çok sevdiğim için buralara bir şey yapma imkanı kendimizde bulduğumuz için yapalım istedik. Şimdi 2 sene geçti aradan. Bu güller, şu gördüğünüz güller, yani bir 10-15 dönümlük gülün, tamam mı, burası. Bakın, kokuya bak, ne kadar güzel değil mi? 10-15 dönümlük gülün 3 sene önceki mazisi bu. Bölgeye büyük bir etkisinin olacağını düşündüğümüz gül suyu ve gül yağı ve lavanta yağı distilasyon merkezi ve fabrikasını, biz de burayı hem bir turist cennetine çevirme, hem istihdam sağlama, hem de insanları buraya teşvik etme. Birlikte Mardin'de çok şey başaracağımızı ümit ediyorum. Memleketimize inşallah hayırlı uğurlu olur. Mardin'in gülleri diye türkü vardı hep. İşte şu Mardin'in gülleri öter bülbülleri dağla. Bak, bülbül ötüyor. Tamam mı? Ondan sonra güllerle şarkı da vardı ama gül yoktu. Biz gülü getirdik, koyduk ve yaptık. Artık şarkımız tamamlandı. Dolayısıyla benim için tarihi kent Mardin'in bu kokuyla ve bu güllerle, lavantayla, güllerle buluşması çok önemliydi. Memleketin çocuğu olarak da biz de gurur duyuyoruz. Amcamla birlikte yaptığımız iş bizim için gerçekten bölge için çok önemli bir iş. Yani bunun 1 sene 2 sene sonra belki çok daha iyi anlayacağız. Bu sene ufak bir hasat, denemelik bir hasat elde ettik. Mardin dağları şu an güllerle donatılmış durumda. Ama buna gayret edeceğiz hep beraber. Yerel halk bölgede bizim yaptığımız şekilde gül ve lavantaya destek verir, ekerse hem ayrı bir iş kolu ve istihdam ortaya çıkacaktır, hem de biraz aslında prestij meselesi olacaktır. Biz aslında göçü, hani hep derdik ya, köylerden şehirlere göçler başlıyor. Neden başlıyor? İşte iş imkanı olmadığı için, istihdam olmadığı için, para kazanılacak bir alan bulamadıkları için bu noktada göçler aslında köylerden şehirlere gitti. Yani benim belki dedem, babam, amcam, teyzem ne için İstanbul'a gitti? Para kazanmak için gitti. Yani ailesini kurtarabilmek için gitti. Dolayısıyla burada ne kadar zarar edersek edelim, maddiyatın dışında maneviyatın bizim için çok önemli olduğunu ve köy ve köyün etrafındaki insanlara en azından bir iş imkanı sunabilelim ki Mardin'e, şehire, organizeye gitmesinler.
Bence şu anda parayı, pulu, maddiyatı boş verelim. İşin manevi hazı çok daha büyük. Ben Mardin'le, Mardin'deki kurumlarla, Mardin'deki basınla ve Mardin'deki halkla bu bölgenin gül ve lavanta bölgesi olacağına çok inanıyorum. Hayal ettik biz bunu. Çünkü bazen şarkı yaparsın ya, sanat nedir? Beste yaparsın, söz yazarsın, bestelersin, hayal edersin ve bunları birleştirirsin. Biz de bunu hayal ettik ve şu an puzzle'ları birleştirdik. İnşallah birlikte daha iyi, daha güçlü şeyler yapacağız. Biz burayı Allah'ın izniyle gülleri toplayıp bitirdikten sonra, yağını ve suyunu çıkarttıktan sonra artık birkaç sene sonra gül sabunu, gül suyu, gül kolonyası, lavanta, Mardin'imizi koronadan korumak için gül suları, gül kolonyalarıyla donatıp artık herkese gül kolonyası vereceğiz inşallah. 4 ton gülden 1 kilo yağ elde ediyoruz dedik ve aynı zamanda 1 kilo gülden de 1 kilo gül suyu elde ettik veya 1 ton gülden 1 ton gül suyu da elde etmiş oluyoruz. Gül suyumuzun özelliği de içilebilir oluşu. Çünkü organik yapıyoruz. İşte bunu gıdada da kullanabiliyoruz. Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah Mardin'deki gül yağı ve lavanta yağı fabrikasının açılışına davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vakti olmadı ama Sayın Cumhurbaşkanım, gül suları elimde, yağlar da elimde. Bekliyorum size gelmeyi inşallah hediye etmeyi. Taşımak birazcık kolaymış. Evet. Biz işçiyiz zaten, sıkıntı yok. Senelerde çalışıyoruz değil mi burada? Senelerdir buradayız ve şunu yapmak için. Evet. Harika. Gördüğünüz gibi bu güzel kokular içinde. Mis kokuyor bak bak. Allah her taraf bir kokuyor. Mis mis. Teşekkür ediyorum. Evet, kim çekiyor şu anda? Ben çekiyorum abi. Müdürüm bak telefonu. Evet, bir tane de böyle resim aldım. Çok güzel. Memleketimize hayırlı